ilgili dava arkadaşlarım. Yurdumuz Almanya'yı demir pençemin içine çekip aldım ya. Şimdi tekmil kainatı getirmek için hizaya bütün iş asabiye, tankiye, tayyare ve tenkiye. Hayır. Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, Norveç, Fransa, Belçika, Hollanda çoktan düştü avcumuza. Hayır. Yetmez. Yetmez. Bu da yetmez. Zaman sığmaz oldu kefeye. Benim aziz polis ve SS şeflerim, benim kalp, kelp ve sefil seleflerim, soruyorum size, soracaktım size, ne düşünür benim için bu orta sınıf? Sınıf mı dedim? Değil, orta tabaka. Sınıf demek yakışık almaz bu suskun güruha. Buradakinden söz etmiyorum sadece, Avusturya'da, Çekoslovakya'da da var bu tabakhane. Derisi yüzüleceklerin bakılmaz memleketine. Hayır. Sizden sormak istediğim, bu herifler tutuyor mu? Ölümüne seviyorlar mı beni? Ne yaparlar başım bir belaya girse? Yardım ederler mi bir zaman olduğu gibi düşersem kodese? Ben ki hakimim bütün sanat, zenaat ve tüm safsataya, yakmaya, kentleri yıkıp yıkılmış kentlerdeki yıkılmış yapıları badanaya. Ve gelecek Mart'ta dama değil çıkacağım aya. Hayır. O zaman nasıl bakacak bu koyun sürüsü bana? Ben ayda ayladığıma göre aşağıdan yukarıya? Gözleri yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı efendim. Kaya kaya. Bağlılar mı bana? Çıkarlar mı çık desem cama? Canlarından geçerler mi bu haklı harp uğruna? Onu da geçtim efendim. Edepleriyle otururlar mı dersiniz? Dalarsam ceplerindeki son kuruşa? Bu tereddüdüm belki garip geliyor sana. Ama ne kadar büyük olursam olayım, ben de eninde sonunda bir insanım ama. Haddim olmayarak itiraz ediyorum buna. Yalnız sadede gelelim. Uykusuzluktan anamın ağladığı bu gecelerde soruyorum hep kendi kendime. Bu muhteşem Avrupa kıtasının o küçük aşağılık adamları nerede? Sade vatandaş diyorlar hani topuna. Tutacaklar mı bizi tut dediğimiz yerden tut dediğimizde? Hürrem! Kiminde öyle bir hayranlık var ki zat haline? Tanrı ne, peygamber ne? Kiminde öyle bir aşk var ki aziz bedeline? Yeni evlenmiş gelinle güvey ne? Almanya gibi hepsi de. Gözünü kırpmaksızın gidiyor Nazi cennetine. Hayır! Demişler Adolf Bey! Yeah! Adolf mu? Hangi Adolf bu ya? Hangisi? Benim bildiğim iki Adolf var. Biri eczacı Puruçkan'ın yanında çıraktı. Toplama kampında şimdi. Sırt çeklere kezzap sattı için nedense. Aa, bir de Adolf Kokeşka vardı, Adolf'du bildiğim. Köpek boku toplardı. O da toplama kampında şu ara. İngiliz buldoklarının boku öbür köpeklerinkinden daha bereketli pürüz galiba. Enayi. İkisi de layıklı zaten toplama kampına yollanmıyor. Hangi Adolf'u? Hayır! Ne? Selamın pek hoşunuza gitmedi galiba. SS Bey, esas vaziyetteyim karşınızda. Esasen bayılırım ben bu selam. Buyurun bakalım biranızı. Afiyet olsun. Yalnız oturun oturduğunuz yerde. Yok arkadaş, ticaret yapıyoruz biz. Kim geldi bir bira istedi, başüstüne getiririm ben birayı ama ötesine karışmam. Madan kafesine bırakın canım, eğlensin gönül hoşluk diye millet. Eğlensinler değil mi? Sonra da kapatsınlar bizim dükkanı. Ya bu ilklerse hesabını görmek istedikleri, o kadar da hesapsız bir şey değil hadi. Sen de otur oturduğun yerde Şuhayt Bey, ötesine de sakın karışma. Bana kalırsa patatesin de vesikaya bağlanmasından olmuştur bu iş. Dayanamıyorlar kardeşim bizim herifler bu işe. Anlamıyorlar çünkü, bolluk oldu mu düzeni düzen çok. Neden ya? Sen sordun değil mi bana? Al sana cevabını. Mesela, benim cebimde cüzdanımda. Tona para olsun. Şaşarım değil mi birlikleri, yüzlükleri, onlukları nereye sokacağımı? İşte gözüm düzensizlik bundan ileri gelir. Oysa bende bir tek onluk olsa. Oh! Katlarım onu. Yerleştiririm onu en cins yerime, darphaneden çıkmış gibi. Sıkırsa düzensizlik et. Baksana be gözüm, şu Mussolini İtalya'sında düzene soktu diye trenleri. Tak saatinde kalkıyor yeşil mendiferler. Ha babam suikast düzenliyorlar kendisine. Düzen yok. Düzen yok bunların, düzen. Saçmalama be sen de. Bu düzenle bunun kimin başına patlayacağını biliyorum ben. Politika istemiyorum ben dükkanımda, tamam mı? Ya sevgili babam, pek bir düşüncelisin bugün. İç bakalım bir an açılır belki görme. Ulan
Günlerden bugün bu habere dertlenen sen varsın galiba. Ya bu biçim bir harfte elbette eskisinden daha az yiyeceğiz. Kabulüm kabul. Lakin şu an ortada bu kadar vesika varken ben geçen kışın Noel'inden beri neden ağız tadıyla bir yemek yiyemedim? Hani işgal edilip de Alman yönetimine kavuşunca bolluğa gark olacaktık. Şu şerataları işi idare ediyorlar ama. Baksana herife nasıl domuz gibi. İzin ver de arkadaş benim de derdimi anlar. Bu kadar susamaya ne yemiştin? Baharatlı bir şeydi değil mi? Benim de merakım bu. Belki de bol salçalı bir köfte. Sana ne lan duyar? Orada soruyor bu işler. Cızbız köfte olsa ne lazım senin? Yanında yeşillik de var mıydı ha? Biraz da tomat. İyi kıyılmış, ezilmiş olacak. Parmaklar mı yer? Bu bana onu da ayıramıyorum bu etiketin yanında. Kokuyu aldı ya. Dün de Gestapo'dan Brett Schneider'e yanaşmıştı böyle. O zat da niye burada değil şaşıyorum valla. Aslında ona şaşmıyorum da bu balonu Alman ordusunun işlerine de karavanasına bu kadar sokulduğu için niye tutuklamadılar bugüne kadar onu almıyor. Ne yapacaksın kardeşim? Bizimkideki mide değil işkembe. Böyle giderse korkarım karavan olur. Ya bu bizim Frank'ta da sizin Almanlar gönüllü alıyorlar mı? Hani bize verecekleri karavana siz Almanlara verdikleri kadar bol değilse de gene de iyidir değil mi? Şey öyle söylüyorlar da onun için sordum. Sen galiba orduya gönüllü yazılmak istiyorsun değil mi? Ha, ben sizin orada orduda gıda vaziyeti nedir diye merak ettim de onun için sordum. Merak ediyorsan seni hemen şubeye götüreyim. Levazın vaziyeti muhkem. Bizim buğday ambarımız Ukrayna. Ve de itli butlu bir kadındır dünya. Biz de peşinden koşan zampara. Hollanda. Ha? Mesela Hollanda'dan bir paket yolladım ki karıma. Neler neler, ne hediyeler. Senin cimden oynamıştım valla. Hayır cimden! Tamam değil mi arkadaş? Kararlıyız Bolşevizm'e karşı savaşmaya. Aferin lan sana. Sen Alman değilsin. Çektin. Köpek bir çektin. Ama kafan işliyor be çek. Köpeği oğlu köpek. Söyle. Ne zaman gidiyoruz seni şu V kayda? Ha? Ne biçim adamsın sen de? Şimdi atarım seni dışarıya. Tıkılmaktan başka bir şey düşündüğün yok. Bak, sen tıkılma peşinde koşarken burada kızlar hangi türküyü söylüyorlar? Askerin karısı ne oldu? Rusya'nın sefleri.
Farkında değilsin. O itlerin senin bakır sıçacak o soğukta be hey inek. Nedir bu benim çektiğim Meryem Hanım? Nedir bu benim çektiğim bu kopası mideden? Nedir ulan bendeki bu işte? Bir çareme bak Meryem Hanım. Yoksa bitik benim halim. İyi bir çek olayım istiyorum istiyorum ama boş mideyle olmuyor. Bak Meryem Hanım'ın maaşı için yemin edersen zıkkımlanma uğruna ağlamanın ordusuna gitmeyeceğine dair oldu bu iş. Sağlam katoliktir herif ha. Ama var mısın yemin etmeye koca inek? He? Boşuna yemin mi olur be Şüvay? Yemin mi? Şaka değil. Sus sana be, sus! Koskocaman adamsın be! Ben zayıfım ama. Zayıfım. Zayıfa bak, zayıfa. Atlayacaksın lan neredeyse. Şimdi seni otursam koca bir tabak sağlamın önüne. Zifler ulan, zifler iti olur. Ama has bir çek gibi davranacağına yemini bas desem sana, şıp diye yemin ederdi değil mi? Bilmez miyim ulan ben seni? Yemin etmeden sıkımlanamasın bu tabak sen de etse. Tutsam da tabağın ucunda, Meryem Ana'na yemin edinceye dek. Olurdu değil mi o zaman? Olmaz olur mu be Şüver? Ben sizi tuttuktan sonra tabağın ucunda. Demek diz üstü çöküp, incin üstüne gül alem karşısında yemin edersen tutacaksın. Bunu tanımıyorum. He? Yetsin. He? Tabii tanım. Bir deneyelim bakalım. Çift yerinde erip. Yoksa çifte çekerdim be baba. Ulan ben eşten ödü kopuyoruz bu gebeşlerin. Kim? Kim korkuyor ben eşten? Hiç kimse. Bay Güneşmezler hiç kimse. Bayan Popeska beye bir bira verin lütfen. Tabii. Buyurun. Buyurun. Aman sıcak bugün ha. Bayan Popeska. Bugün yine bahar çiçeği gibi. Yaz çiçeği deseniz daha doğru olacak galiba. Ben olsam bu kadar yük vermezdim bunlara. İkinci baskı bu. Münih birhanesinde suikaste kalkmışlar Führer'e karşı. Biliyoruz, biliyoruz. Çok acı çekmeden ölmüştür inşallah. Ne münasebet? Yaralanmamış bile, bomba geç patlamış. Ha. Bombayı iyi yapamamışlar demek. Bugünlerde seriye vurdular ya, imalatı çıkar baba çıkar. Sonra da şaşıyorlar, bombalar niye baktığında patlamıyor. Nerede beni de sizden atacağız. Sıradan iş bu kadar olmuştu. Lazım böyle esenli bir olay için iyisinden bir bomba çekmemelerine ayrıntı olsun. İmhale baksan. Oysa Führer'in... Ya! Führer'in ölümden kurtuluşunu ihbar mı sayıyorsunuz siz? Yok canım. Ama bu kurtuluş gibisine sözler var ya, kurtar diyor insana. 38'de Münih'te bizi saklanırsa tamah çıkacak kurtulacaktık. Ne oldu şimdi? Her şeyimizi kaybettik. Onda darbinde de böyle olmuştu zaten. Avusturya, Sırbistan, Almanya, Fransa yenip kurtulacaktı. Hiç kurtulamadık bu kurtuluş sözünden yani. Hep kurtuluyoruz bugünden bugüne. Çok ilginç konuşuyor. Madam Kopeska, çok ilginç müşterileriniz var. Politikadan da anlıyorlar efendim. Müşteri müşteridir. Biz esnaf bankası için politika kim biz kim? Yalnız sizden ricam Bay Betçiler de buraya gelip giden arkadaşları politika konuşmasının içine sokup sonra da içeri sokmayın. Size başlar. Sizin gibiler için yapılacak tek şey önündeki bir asanı yudumlayıp oturmak. Konuşacaksınız. Kurtuluştan değil de evinin cebinizde olmayan kuruşlardan söz etsin de ben de bir açınız onu yapamam. Anladığım kadarı aziz dostum, siz Führer'in ölümünü Alman yönetimindeki Çekoslovak için kayıp saymıyorsunuz. Vaa! Kayıp olmaz olur mu? Ayıp bile olur öldürülmemesi. Nasıl doldurulur Hitler'in yeri? Sokaktan çekip getireceğini itle doldurulmaz mı yeri? Hitler çok düşman olan bir adam. Elbet öldürmek isteyecekler. Ya! Efendim demek istediğim şu ki, yani büyük adamlar, basit kişiler hep kötü gözle görülür. Neden? O sokak çocukları anlamaz onu. Bu gibisine bir yücelliği bilmezler de onda. Ne oluyor sen? Yiğitlik onların nesine. Bitirik dedikleri bir an evli oramak, gecede koyunlarına girmeden karnlarda bir lokma bir şey yemek. Ne yapar ondan kahramanlıktan? Ama devlet başkanı mı oldu? Yeter sırtında büyük. Tarih kitaplarına hasları sokacağım diye yırtılıyor adamlar. Bu ufak tefek halk büyüklerin ayağına köstektir abi. Mesela şu balına, bu mideyle bu herife, en cinsinden soslu moslu bir hindi versen beyaza. Doymaz ki, obur. Valla büyüklerimiz yalnız kaldıklarında haklı olarak bizler için ne konuşuyorlardır kim bilir. Galiba siz Alman halkının Hitler'in arkasında olmadığı görüşündesiniz.
Führer'den memnun değil demek onlara. Beyler, rica ederim başka şeyler konuşun. Çok konuşmazlar, koskoca devletler var. Bizim bir haneyi de batırmayın. Elbette Alman halkı gerisinde Führer'in. Buna şüphe mi var Sayın Bileşinayler? Geçen de Maraşa Körü'nün dediği gibi, halkın Führer'i anlaması güç. O kadar büyük ki kendisi. Maraşa Körü'nün bu işi kim bilecek yani? Ben neye şaşıyorum biliyor musunuz? Neden tekerle çubuk sokuyorlar Führer'in tam en büyük fikirleri ortaya attığı zaman? Hitler anlamaya şu itlere bak. Adam kafayı koymuş, dünyayı fethedecek. Şu ayak takımında söylüyor. Ulan büyük bir şey için öleceksin diye bunlar aklı fikri çorbalarını kaşıklamakta. Bitmişler ve bitmişler. Sıkmıyor kardeşim, sıkmıyor. Adam edemedi bu halkı ya. Demek ki sen Führer'in dünyayı fethetmek istediğini söylüyorsun. Demek ki sen Führer'in Almanya'yı düşmanlarına, Yahudilere ve Bolşeviklere karşı savunduğunu kabul etmiyorsun. Yok be hanım. Kötülüğün yok kalbinde Führer'in. Sen nasıl şu biranı içmek istiyorsan bir daha hatırı getirtmek için, Hitler de öylesine dünyayı fethetmek istiyor. Can istiyorsa can istiyor. Yaşasın. Hayır Hitler! Ölüm bütün çıpır be İngiliz'e! Yutturamazsın sen bana! Buyurun, Gestapo tesislerine kadar gelin. Orada biraz daha konuşuruz. Ama bazen Şirayler, başvuran bir şey söylemedi ki. Yani kötü bir şey söylemedi. Ne olursunuz mesele çıkartmayın. Bayan Popeska, benim işim nasıl köpek yakalamazsa, Bay Bire Şirayler işi de insanlığı yakalamak. Maaşını hak etmek için ödev yapıyor adamcağız. Ben ne içmiştim? İki bir aydır değilim. Efendim, müsaadenizle ben önden gideyim. Kaçarız ben de sonra başımız neler edilir. Namussuzlar! Vatan millet düşmanları! Topunu bile kadar kırın bu hainlerin! Varsın ülkemde! Tek canlı kalmasın, hepsini alsın, kesin! Aman Sayın Führer! Ters öyle görmüş. Benim en sadık dava arkadaşım. Ayağımın dibinde patlayan o bombadan sağ kurtulmam, kutsal görevimi sürdüren ümmem için Tanrı'nın bir mucizesi değil demedim. Doğru bir zihni yolda yürümek için bu mucize, sarsılmaz inancımı daha da pekiştirmiştir bilin! Tüm dünyaya dosta düşmana duyurulsun, duyurulsun ki sağ salim ayakta... Dün gece Kupa birhanesinde yakaladığın anarşist herif bu demek. Belli o birhanenin ne biçim bir çıfak yuvası olduğu. Oo yok başkaşım yok. Patron Kopenska dünyada siyasete karışmayan bir kızdır. Müşterileri arasında bir tek bu Schweig var diyorduk gelip. Epeydir de gözlüyordum onu. Ya öyleyse tez zamanda pişman ederiz arasından doğduğuna. Şimdi söyle bana. Sulu mu sıçarsın, kuru mu? Vallahi neşeniz bile komutanım nasıl istersen. Bir sulu seç, sulu seçir, bir kuru onu da yaparım emrediniz zaten. Aferin, beğendim cevabını. Ama Almanya'nın güvenliğine sıçan laflar etmişsin. Führer'i... Hayır! He? Führer'in barış savaşına harp savaşı demişsin. Bir de gıda maddelerinin vesikaya bağlanması üzerine ileri geri konuşmuşsun. Yok başçavuşum, ben dedim ki çok dağıtıyorlar yiyecekleri. Aa bu kadar da fazla dedim. Abi, demek kodeste bir gece kalınca anladın bu kadarını. Anlamaz mıyım başçavuşum? Her şeyin başı disiplin. Disiplin olmadı mı doğru düzgün bir adım bile attıramazsınız kimse. 14 harbinde çavuşumun dediği gibi. Bizlerin vidaları sıkılmadıkça ne utanma kalır bize ne arlanma. Maymunlar gibi ağaçlara çıkarız vallahi. Bize gıdamızı sıkacak bir Alman kerpeteni lazım. Mesela dün gece bana burada biraz haşit davrandıklarında... Ye, yeah. Demek sana haşinle davrandılar. Ne münasebe demedim yanlış anladınız. Dün gece dediğim gibi bu SS efendilerden biri... Misafir kaldığım yüzeye daldı ben uyurken. Kafama kafama palaskasıyla bir tane vurdu. Şah! Diye. Bir tane daha vurdu. Şah! Diye. E tabi şimşek çaktı benim gözümden. İnildiğimi duyunca bir elektrik lambası tuttu burnuma.
Yuh be, bu değilmiş dedi. Öyle bir kızdı, öyle bir kızdı ki onun üstüne üstüme çıkıp pestilimi çıkardı beni. E ne olacak canım, insanı sen. Hata işlemeyenimiz var. Bir tanrıya mahsus, bir de ölülere kimi döveceğinde şaşırmamak. Ben hata mı canım? Bütün hata bizde. He, şimdi bütün söylediklerim burada, bu zabıtta yazılı. Ben söyledim diyor musun bunları yani? Bazen için istediğini itiraf olsun senin. Bakın üstüne. Ama sen dayan da itiraf etmedi. Ben dayanırım kanımı son damlasına dek. İte bak be! Alın götürün bu herifi buradan. Hayır İkbal! Zafer! İte zafer! Çatlak mı kızlar bir parça? Elbette çatlak olmaz mıyım komutanım? Çatlaklıklarsa beni bir kabahatim yok ki benim bunda. 14 harfinde zaten çürüye çıkarttılar beni. Heyeti sıhhiyeden karar verdiler. Alıktır diye. Ne çıhhiyeden? Gel buraya. Bana bak, bu adamın alık olduğunun farkına varmadın mı sen? Nasıl olur başçavuşum? Bu herifin kupa bir hanesine söyledikleri sözler zaten alıklı avuç işi bize karşı fitne içinde. Ne yani? Sen şimdi bu adamın deminden beri söylediklerini aklı başında bir adama söyleyeceğini mi iddia ediyorsun bana? Hıyar! Bak, daha 97 tane dava var bakılacak ve de asılacak en azından 90 tane adam. Şimdi lütfen şu alığı sal dışarı. Ve de bundan sonra benim karşıma asılacak doğru düzgün adamlarla çık. Tanrı razı olsun sizden, çoluğunuzu çocuğunuzu bağışlamayın. Ama bir gün bir ite ihtiyacınız olursa çağırsın beni. İtleri saymasanız da ben üstçiyim, ne yaparsınız? Götürün bu herifi doğru toplama kampına! Yanlış anladınız ben efendim. Köpek satıcısıyım ben yani. Ne? Yalnız bak. Ne sırıtıyorsun öyle pis pis? Biz adamı daha toplama kampına yollamadan sayıyla harcarız. Bilmez miyim efendim? Üçe kadar sayılıyor kurşuna dizmeden önce. Sen de az köpoğlu köpek değilsin ha. Belli itlerle iş gördün. Bana bak! Bir şey söyleyeceğim sana, aramızda kalacak, anlaşıldı mı? Geçen gün parkta cins bir karış köpek gördüm. Böyle simsiyah kıvır kıvır tüyleri var mı uzun kulaklar? Deli üniformalı. Onu istiyorum senden, bildin mi? Bilmez miyim efendim? Onunla mesleki, hatta diyebilirim ki itleriz bir ilişki var aramızda şimdiden. Kaç kişi göz koydunuz şimdiye kadar? Baştan aşağı siyah dediniz değil mi? Uzun kulaklar. Lakin o it bakanlık müşaviri Sayın Boy'da yani. Bilmem anlatabildim mi? Üstelik Sayın Boy'da onsuz katiyen volta atmaz. Siz onu bırakın da ben bir polis kurtu bulsam size. Oh koklar koklar her bir boku. Bulur size izini nereden çıktığını şıpınışı. Demek ki sen bizdeki kumkumacı, baltalayıcı bolşevik o köpeği bana getirmeyeceksin ha? Efendim ben o köpeği size getirmeyip de kime getireyim? Yalnız efendim o köpeği tanıdılar mı? Bizi sürerler toplama kampına. Benim elimdeki köpeğin nereden geldiğini soracak olan itin anasını bellerim ben. Öyle değil mi? Tabii efendim siz ki ne olan be? Anlattın ya şu alık sertifikası işini. Yuttun mu zannediyorsun? Bir on lira Çin'e itimin ne salak bir adam olduğunu ispat için göz yumacağım senin şu alıklığına. Bir de Allah kahretsin o köpeğe karım istiyor diye. Salın bu adamı yeni bir yerine kadar. İzninizi almadan önce başçavuşum, izninizle bir şey dileyeceğim sizden. Aşağıda hapiste bizimle yatan bir zat var. Siyasiler de ya. He. Bey biliyor, kendisi çok iyi, çok beyefendi bir adam. Mesleği hırsızlıkmış. Holste bir evi soyarken çoluk çocuk tekmil ev halkını öldürmüş, kadının ırzına geçmiş. Kazara. Şimdi hapiste bizimle yatarken çok üzülüyor. Çok ağrına gidiyor kendisini siyasilerin yanına verdiler diye. Sizden rica etsem bu namuslu zatı temiz katil arkadaşlarının yanına göndermeniz mümkün mü acaba? Defol! Baş üstüne! Buyurdunuz Fino'yu derhal getirecek. Hayır lütfen! Katil olan bu. Bizim bu dost Rahatka garip geçir adamı teki olup oluşuyordu. İnsanlardan da fazla şey beklemenin alemi yok zaten. Bu kıyamette başımızı buraya soktuğumuz ne demek? Sırf sağ kalanda öyle yırtınıyoruz ki başka şey yapmaya vakit kalmıyor. Ooo! Sayın Bire Şinaylar! Sefa geldin! Bir lira içmez miydin? Ben artık Almanlarla çalışıyorum, işim tıkırında. Çıkar şunu dışarı!
Ne demek istiyorum? Efendim, siz gelmeden önce biz yemekten bahsediyorduk. Bay Balon yiyecekle ilgili bir halk türküsü okumak istedi ama nakaratını bulamadı bir türlü. Siz de bilirsiniz bu türkü. Hani minişek yöresinde koca koca bayır turpları vardır. Onlardan nasıl salata yapılacağına dair. Pek ünlüdür bu turplar. Balon okuyuver şu türküyü madem nakaratını hatırladın. Hem seyirin düzelir. Efendim, bizim balonun çok güzel sesi vardır. Kilise korosunda bile okur. Okuyalım bakalım. Bayır turbu üzerinedir bu türkü. Seni ara bul, en karasını seç al, kapkara gömleğinden soyukta kurtul. En yerini ara bul, en karasını seç al, kapkara gömleğinden soyukta kurtul. Tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla tuzla o. Hep kabuğuna doluşur, mutlak eldiven ki eline bulaşır. Tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla tuzla o. Al bileğini bir satır, bil onu hatırlatır. Bakma gözünün yaşı da tabağa yatır. Al bileğini bir satır, bil onu hatırlatır. Bakma gözünün yaşına tabağa yatır. Tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla tuzla o. Tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla o, tuzla tuzla o. Affedersiniz matmazerler. Palas Caddesi'ne nasıl gidilir burada? Havlişek meydanını geçin solda. Gel anla gidelim. Bağışlı meydanı sorabilir miyim nerededir bu meydan? Buralı değilim de. Ben de buralı değilim zaten. Hadi sen söyleyiver beye nereye gideceğini. Aman Allah'ım. Demin siz de buralı değilsiniz. Elinizdeki cici köpeğe bakarak hiç aklıma gelmezdi doğrusu şehirli olmayışımız. Zekanın nereye gittiniz? Burada ünlüyüm. Aaa! Şu işe bak! Aşağı yukarı komşu sayılırım. Ben de Budweis'miyim. Anla gel diyorum sana. Geliyorum şimdi. Öyleyse Budweis'te ana yolun oradaki kasap tekarayı tanıyacaksınız. Tanımaz mıyım? Kardeşim dedi. Pek severler onu orada. İyidir, hoştur, herkese yardım eder. İyi de et satar. Kantanın topuzunu yana kaydırmaz öyle. Öyledir ya. Ne tesadüf değil mi gurbetle karşılaştığınız? Memleket nerede, biz nerede? Vaktiniz var mıydı acaba bir dakikacık? Şurada bir sıra var manzaralı. Otur orada biraz memleketten konuşurduk. O Moldova dedikleri nehir var ya, işte bu. Yok canım, bak bunu bilmiyorduk işte. Biri daha var orada zaten. Manzarayı seyreden bir böyle olmalı. Yalnız benden söylemesi köpeğinize göz kulak. O da niye? Söylemesi belki bana düşmez ama bu Almanlar köpeklere düşkün mü düşkün? Şaşılacak şey. Böyle bir köpek. Zinci gibi bir köpek. Bir de bakarsınız kaşla göz arasında ortadan kayboluvermiş. Almanya'ya geçenlerde Gulinger diye bir SS çavuşuyla tanıştım bir yerde. Ya demek siz böyle SS çavuşlarıyla falan sıkı fıkısınız. Gel anla gidiyorum. Hayır. Alman İmparatorluğuna muzur sözler söylemişim diye karakola götürmüşlerdi de orada tanışmıştık. Sahi mi? Bakın bu oldu işte. İstersen biraz oturabiliriz anla. Neydi bakalım söylediğiniz o muzur sözler? Hoşunuza gidiyor mu Fırat? Fena değil ama buranın insanlarına inanılmıyor. Çok yazık ama öyle. Memnun oldum bunu fark ettiğinizde. Taşra'da insanlar çok daha namuslu oluyor değil mi? Manzaranın güzelliğine de diyecek yok değil mi? Komşu bey! Ha? Fotoğrafçı olacak ki çekecek bunu. Ha, fon olarak işe yarar belki. Haklısınız, fona fon katar bu manzara. Ha, ben fotoğraf...
Ben fotoğrafçıyım da biliyorum. Bizim stüdyodaki paravananın üstüne Moldova'nın bir resmini yaptık. Aslında en güzelini tabii. Almanlar için. Özellikle SS'ler için. Canım önünde poz verdiriyoruz kapısından çıkıp da bir daha dönemedikleri evlerde postalasınlar diye. Moldova diye alacalı bulacalı bir yurmak resmi. O kadarından anlıyorlar. Ne yapalım? Bakın bu anlattıkları çok ilginç. Acaba bu matmazellerin bir fotosunu çekemez miydiniz? Vaktiniz vardı tabii. Memnuniyetle. Çok kibarsınız doğrusu. Ama sizin paravandaki Moldova'nın önünde değil herhalde. Siz o fıkrayı biliyor musunuz? Hani Çekinteki kar köprüsünün orada sulardan yükselen bir feryat işitmiş. Almanca. Ne adamlar var ya. Ne mi yapmış? Parmaklıktan sarkmış, bağırmış aşağı. Ne demiş? Ne bağırıyorsun lan? Yok. Almanca bağıracağına yüzmece mi öğrenseydin? Ne? Demiş. O Moldova dedikleri nehir var ya, işte bu. Bunun harp zamanında kıyısında, kenarında, köşesinde ne hikayeler oluyor, ne hikayeler. Asıl barış zamanında ne hikayeler oluyordu. Özellikle Mayıs bayramlarında. Açık havada, ta yoğurtuya kadar. O kapalı yerlerde öyle şeyler olmuyor mu? Ay sanki? Olmaz olur mu? Neler oluyor, neler? O Moldova dedikleri nehir var ya, işte bu. Siz o türküyü biliyor musunuz? Hani yatarken koynunda yeni gelinin diye başlar. Moravya'da çok okunur. Babası zengin bir genç kızla diye gider, onu mu söylüyorsunuz? Onu söylüyorum tabii. Arkadaş, gözüne bir şey mi kaçtı, kaşıyorsun? Ay gözüm! Ay gözüm! Ay gözüm! Ay gözüm! Ay gözüm! Mendil yüzüne şık diye çıkar. Ay köpeği tutar mısınız bir dakika? Bırak böyle işte, kurup uçuşuyor dört bir yanda. Affedersiniz, benim birdenbire işim çıktı. Malum iş koşturuyoruz. Palesi meydanına gitmem gerek. Yoksa kalır, ben seve göre dinlerdim türkünüzü. Başka zaman inşallah. Hoşça kalın. Ah. Bu beyin de pek acelesi var mı? Ay, iyi göremiyorum vallahi. Çıktı. Geçti ağrısı, bir şey kalmadı. Hadi kızlar, şu türküyü okuyun bakayım bana siz. İlle de söyleyeceğiz o şarkıyı demek. Bir, uslu uslu dur orada. Benden de bıktım efendimden. Alaman taraflısı bizim kör olasıca beyin. Ya. Hadi okuyalım. Babası zengin bir genç kızla.
Kızlar. Daha bitmedi ki. Cin? Ama bu cin ne cehenneme gitti? Cin? Vay başıma gelene. İşte kaçmazlık abim. Düş abim bey. Ne diyeceksin şimdi ben? Canım telaşlanacak ne var? Senin bey açar telefonu polise. Nazilerle affatmış madem. Düşünecek ne var? Senin kabahatin değil ki. Demin giden bey iyi bağlamamış demek. Az önce siz türkü okurken bir gölge geçti yanımdan. Ama fark edemedin ki kim olduğunu. Buradan hadi polise gidelim dostları. Kayıp bürosuna. Ha uğrayayım bir cumartesi günü. Kupa binanesine. Yanlış sokağımda. 7 numara. 7. Vay. Sayın Güverim. Sanmayın unuttum kazandığımız o muhteşem zaferleri. Lakin pahalıya oturmaya başladı bize bu meşhur kuzey seferi. Lütfen işaret etmeme izin verin. Tank, uçak, top tüfek ve hususuyla Erat Bakanı'ndan verdiğimiz zayiat çok ağır cidden. Mezarcıya çıktı adım bu yüzden. Bilirsiniz öyle zayiatın bayiatı pek umursamam ben. Ve Fonboks'a da adım kötümser değilimdir mizacen. Lakin söylerim, naçiz kanaatince alamayacağız biz bu lanet olası Stalingrad'ı. Azizim Fonboks, boşuna söz vermedim ben Alman halkına. Stalingrad teslim olacak. Tek bir ordum telef olsa da uğruna herkes teslim olacak. Muhakkak sözlerim muhakkak. Lakin bizden önce kış bastıracak. Kar tüpleri bir başladı mıydı oralarda? Halimiz dumandır malum haliniz. Sen de unutma ki Fondok. Deliklerimizi ve gediklerimizi müttefiklerimiz kapatacak. Ne güne duruyor orta tabaka denen halk. Şu sade vatandaş dedikleri muzahrafat. Yeter ki sen hemen su koyuver. İstiyatlar bakımından çok sıkıştım ama. Silah altına alınacak 16'sından büyük adam kalmadı Almanya'da. Orasını bana bırak. Bakarım bir icabına. Boşuna mı el koyduk onca ülkeye? Bu kutsal savaş uğruna can verebilecek kim varsa? Çoluğu, çocuğu, körü topalı. Sür tezelden topunu cepheye. Sade vatandaş gönüllü olursa ne ala? Olmadı icabında zorla. Hoş! Fena bir delilik değil doğrusu. Biz burada tepinirken Madame Cosette tarafa daha biz radyoyu dinliyor. Yerin kulağı vardır. Merhabalar. Çocuklar ben dansı kaçırdım galiba. Al sana zikleniken kulaş içip istediğine. Teşekkür meşekkür de istemez. Ne bozsun üstünü? Nereden buldun Allah sen? Nereden olacak? Köpeğin parasıyla kara borsadan tabii. Tut şunu. Aa. Siz burada mıydınız küçük hanımla? Buradayız ya. Bay Balan her şeyi anlattı bize. Ne anlattın onlara salak çabuk. Orada birbirimizi parkta mahsusluktan tanımadığımızı söyledim işte o kadar. O sıra aklıma başka bir şey gelmemişti. Ne yapayım? Merak etmeyin başlar. Karakoldaki ifademizde ikinizin de adını vermedik. Gerçi o zaman daha adınızı bilmiyorduk. Neler fısıldaşıyorsunuz siz burada? Bayan Kopeska, şu ayk bana koskoca bir paket et getirmiş. Artık şöyle 40 yılın birinde ağız tadıyla... Dur hanım otur yeme, ben biraz sonra gelip bakarım hadi. Epey geç oldu, biz gidelim artık. Hadi güle güle kızlar. Ne etti bu tanrı aşkına? Bayan Kopeska hiç beklemezdim bunu sizden. Tam bizimkinin iştahı kabarmışken böyle oyun bozanlık edilir mi? Madamcığım, biberi bolca basın ki sığır eti sansın. At eti yoksa. Tamam. Ne yapalım yani? Bildik. Boydan'ın filosu. Dedikli müşterilerden biri Alman ordusuna yazılsaydı daha mı olurdu sanki? Bu arada ben de 200 kron'dan oldum, ne haber? Ne 200 kronuymuş o? Madame Kopeska, bakar mısınız? Bayan Kopeska! Nazire! Baskın, baskın! Kimse kımıldamasın! Kıyı köşe her yanı arayın!
siyah bir köpek olacak burada. Ev sahibin iyi bilmiş seni burada bulacağımı. Ne yaptın köpeğe çakal? İzninizle arz edin başçavuşum. Gazetelerin müşavir beyin köpeği çalındı diye yazdığını okumuşsunuzdur herhalde. Okumadınız mı yoksa? Olabilir tabii. Ortalıkta podese tıkılacak bunca it köpek dolaşırken. Nereden vakit bulup da gazete okuyacaksınız? Sallaşma. Ne adım efendim? Yalnız şunu arz etmek istemiştim ki. Gazetelerin ne yazdıklarını okursanız iyi olur hakkınızda. Yoksa bazı gelişmeler kaçar yüzünüzden. Allah korusun siz de gereği gibi tedbir alamazsınız efendim. Kabahat bende ki durmuş burada seninle konuşuyorum. Boynunu ilmiye nasıl uzattığını görmek için zaten. O sebep de var komutanım ama asıl siz köpeği istiyorsunuz da. Köpek için benden 200 kron istemeye tel çektiğini kabulleniyorsun demek. Tabii kabul ediyorum 200 kron için tel çektiğimi. Köpek çalınmasaydı benim de bir sürü masrafım olacaktı ama. Bunu merkezde konuşmuşsak da. Her yer anandı, köpek yok. Anlaşıldı. Bu birane kumkuma yuvasının gözü. Ama ben onu nasıl tütsüleyeceğimi çok iyi biliyorum. Yaşayayım be komutanım. Hayır lütfen. Yoksa vallahi şımarır bu millet. Kanun manun tanımaz. Siz de Bayan Kopeska dükkanınızdan it köpek takımını uzaklaştırın ki işinizin içine sığmasın. Çak! Çakal oğlu çakal. Bak nasıl mahvedeceğim seni. Senin de kadın. Kapatıyorum dükkanını. Hıh! Ne yapıyorsunuz orada? Başçavuşum, bu adama bir paket taşırdılar. Ete, sahibi kimse bir adım öne çıksın. Sen paketi açmaya çalışmıyor muydun? Ben mi? Yoo, ben ne bileyim ki bir paket o paket. Biri birden biri verdi herifim. Senin değil demek. Sahibi yok anlaşılan. Niye açmıyor çalışıyordun o halde? İzninizle ben arz edeyim başçavuşum. Bu ağlığın bu işte hiçbir ağlık verdisi yok. Olmalıydı paket zaten içinde ne olduğunu bilirdi. O zaman da açmazdı değil mi? Demek ki onun değil bu paket. Haklısın. Kim verdi onu sana? İlk gözüme çarpan şey paket elden ele bu adamı açırdılar. Biri elime tutuşturdu bilmiyorum kim. Anlaşıldı. Bu birhane tam bir kara borsa merkezi. Beyler, Kuba birhanesinde borsanın ne karası vardır ne hakkı? Yok canım. Sorarım ben sana çekorospusu. Bana vurmaya hakkınız yok. Bir de karşılık veriyorsun ha. Alan bu kadını vurdu. Efendim izninizle ben arz edeyim de aydınlansın durum. Burada kimsenin değil bu paket. Biliyorum çünkü ben getirdim onu. Sen mi? Biri çıktı geldi, helaya gidiyorum şunu tutuver dedi. Hay demez olaydı, o helaya gidemez olaydı. Ne iri ne ufak bir bey, sarı sakalları, barancı kahverengi çizmeli şey. Bana bak! Gerçekten gerizekalı mısın sen? Tabii efendim, daha önce de söyledim ya size. Elimde tabu gibi rapor var, gerizekalı olduğuna dair. Onun için değil mi zaten? Gönüllü askerlikten muaf tuttular beni, ne budal olduğumu görünce. Kara borsacılık yapmaya gelince gerizekalı değilsin ama değil mi? Bekle. Gidelim merkeze anlarsın elindeki o kapı gibi vesikalar neye yarıyormuş. Şimdi söyle bana. Sıcak mı işersin soğuk mu? Yüksek izninizle ılık işerim bendeniz efendim. Bak nasıl kan işittireceğim sana. Siz önden buyurun başçavuşum ben geliyorum arkanızdan. Her şeyde bir sıra bir nizam bir hiyerarşi lazım değil mi? Sonra ne olur haliniz? Hem bu kara borsa beter bir şey. Kökünü kazımalı bunun elde. Ama korkarım ortada satılacak bir şey kaldıkça hala böyle sürüp gidecek. Öne alınmayacak bunu. Lakin ortada satılacak, yenilecek, içilecek bir şey kalmadığı gün sayenizde yeni nizam kurulacak. Siz de aynı fikirdesiniz değil mi? O ikide er geç bulacağım. Haberin olsun. Hı? Adım ileri. Üç adım dedi. Aman efendim güzel hatırınız için ben iki adım fazla atsam ne çıkar?
Durumunuzu bir güzel anlamışsınızdır herhalde. Ömür boyu kodeste sürünmek yerine hüznenin buyruğu altında kahramanca tartışmaya can atacağınızdan hiç kuşkum yok. Gönüllüler bir adım öne. Gönüllüler! En gönüllü olan da sensin de. Efendim şu kısacık hayatta insanları üzmeye değer mi? Emredin gönüllü olun, emredin başı bozuk. Bu da lan numarası yapmaya kalkışma. Numara değil efendim, elimde kapı gibi rapor var bu dalı olduğuna dair. Daha ağır kurşun mu? Bilmiyorum efendim, hiç tartmadım. Affedersiniz, başka bir soru sormaya gerek var mı? Böylelerinden her türlü fesatlık beklenir. Söyle bakalım, hapishane hayatından memnun musun? Neden memnun olmayayım efendim? Ekmek elden su gözler. Çalışıp çabalama derdi de yok. Efendim, ben deniz köpek satıcısıyım. Zahmetli meslektir ama günün birinde bir kuçu kuçuya ihtiyacınız olsa çağırtın beni. Yaşasın işler! Hayır! Yeryüzünün çaptığını hesaplayabilir misin? Hay Allah, beceremiyorum ya. Ben de size bir bilmece soracağım. 5 katlı bir binanın her katında 9 pencere var. Damda 2'si alçak 2'si yüksek 4 baca var. Her katta 3'er kiracı var. Kiracılardan 7'si evli, 3'ü 5'er, biri çocuksuz. Söyleyeyim bakayım şimdi. Bu evin sahibinin büyük babası kaç yaşında öldü? 27.832 kere 13.333 kaç eder? 444. Aklını tırtıktan salakma. Tam cepheye sürülecek türde. Gönüllü. Sağ ol. Hayır İhtar! Hayır İhtar! Şahit, bu ne var? Şöyle biraz serinlemek üzere Sibirya steplerinde dolanayım diye. Ağlama, kocasına ağlama. Nasılsa böyle bir şey başıma gelecek derdim. Ne oluyorsunuz kızlar? Hadi kendinize gelin. Savaşın bittiği gün bizim meyhanede buluşuruz. Saat tam 6'da, tamam mı? Yok yok, 6.30 diyelim isterseniz. Ola ki gecikeceğim tutar. Thank you.
Giderse ben cepheyi görmeden öleceğim galiba. Zorla savaşa süremezler ya bizi. Madem süremezlermiş, ne diye iki büklüm duruyorsun öyleyse? Her ihtimale karşı. Cesaret edemezler buna. Sakatlar da cepheye sürecek değiller ya. Görürüz. Siz hangi sebepten buradasınız? Karabolta işi. Çoktan kurşuna dizerlerdi ya beni. SS'lere karşı tanıklık için ihtiyacı var Gestapo'nun bana. Sizi de anlayacağım için. Ayılar hırlaşırken aralarında ben de sırtlarına bir pire, sıçrıyorsun şeye yaşayıp gidiyorum işte. Tek umut sakata çıkmakta. Gözüm görmüyor ki benim. Önümden bir subay geçse göremem. Selam da veremem. Bir dinleme birliğine verirler sizi de. Hani şu düşman uçaklarının gelişine haber veren birlikler var ya. O işte ne kadar kör olursan o kadar iyi. Tanıdığım bir çiftçi vardı. Köpeğinin gözlerini çıkardı daha iyi işitsin diye. Orduda çok iş var size yani. Bir ocakçı var bildiğim, 10 krona bir damla veriyor adama, bir ateş, bir yumma. Pencereden atarsın kendini alimallah. O da bir şey mi? Bizim orada bir eve var, 20 krona öyle bir sakat ediyor ki bacağını adamın. Ömrüm boyunca topallarsın artık. Ben 5 krona topal ettirecektim kendimi ama fırsat olmadı. Bedava hallettin ben işi, müzmin fıtığın sayesinde. Ne hallettin? Ulan seni bir hastaneye götürseler, bir ameliyat olsan ne bok yiyecektin? En iyisi kol derisinin altına cıva enjekte ettirmekmiş. Bu sayede bir tanıdığımın kolunu dirsekten kesmek zorunda kaldılar. Artık ne askere alınmak derdi var, ne cepheye sürülmek. Oh, gel keyfin gel. Ya dinliyorum ya sizi. Bakıyorum bu savaşa katılmaya gönlü yok hiçbiriniz. Peki o zaman kim dövüşecek? Kim koruyacak medeniyeti Bolşevizme karşı? Almıştır size bir vatan haini daha. Bok herifler. Efendim ben de Bolşeviklerin ne bok olduklarını anlatıyordum bunlara. Sorarım size, hanginiz biliyor Bolşevikliğin ne demek olduğunu? Ruslar, Rus oldukları için değil, taşları alabuz kesildiği için dövüşüyorlar. Zorunlu ve zoraki yani. Tarımları yok bir kere, büyük toprak sahiplerini tasfiye etmişler çünkü. Sanayi desen zaten batmış, baştan planlamışlar meğer. İşçiler de müdürlere kötü muamele edildiğinden bütün cesaretlerini kaybetmişler. Kısaca Ruslarda maneviyat varmış. Demek oluyor ki, Amerikanlar sallana sallana gelinceye kadar dümdüz edecekler bir yeri. Doğru değil mi dedi? Konuşmak yasak. Hainin ta kendisi varsa siz hainin ta kendisisiniz. Hainim elbette. Ama benim bütün hainliğim muntazaman Alman radyosunu dinlememde. Ya arada bir siz de dinleseniz fena olmaz ha. Tam matrak. Yakışmıyor size çek olmak. Ama nasıl matrak? Ne olursa olsun kuşları yalamak zorunda değilsiniz yani. Yok canım. Bir yüksek sanat işi bu be, ne bilirsin sen. Dünyada kaç milyon yaratık var. Kaplanın kıçını yalamaya hazır. En emin yer ora. Oradan saldırmaz diye. Yalayı kışta yalama oluyor tabii. Adil etmeyin lütfen. İnsanın içini bulandırıyor her türlü hakareti sineye çekmeye hazır çekleri görmek. Bu muhteşem harbi kazanmak için bir an önce harekete geçelim. Harekete geçelim, harekete geçmezsek gönüllü, ırzımıza geçecekler çünkü. Size mi kaldı Almanlar adına çan çalmak? Siz dangoçsun belki de ben. Siz dangoç olabilirsiniz ama bu harp için yeteri kadar çan çalın da artık. Doğruya doğru. Sizi neden kapattılar buraya? Bir köpek yüzünden. Hem de benden çaldıkları bir köpek yüzünden. Boyda olmasın adını sak. Gurbete çıkmadan önce sizinle müşerif olduğumdan sizin sebep nasıl vermeliyim? Benim adım lazım değil ama Şivaykır ben. Beni tanımadınız tabii. Ama gene de uzatılan bir yerine uzatır insan elini. Kim bilir? Belki de buraya geleli Almanlara sempatiniz kalmadı. Hizmetçimin ifadesine dayanarak tutukladılar beni. Sözde SS'leri filo köpeğimi çalmakla suçlamışım. Bütün suçum bu. Siz resmen alıyorsunuz.
bitirdik herhalde. Yeni okula kırmalı için marşı çalacaklar. Nasıl marşı mı? Canım adım başında çalıyorlar ya, güftesini aradım. Çok merak ettiyseniz öğreteyim size. Sancaklar yukarı, hücum taburları sıklaştırın safları. Önceki şehitlerin yürüyor sizde ruhları. Baviyaya hareket edecek olan vagon hangisi diye sorarlarsa iyi tut aklında. Numarası 4268 olan dersin. Onlarda her şey yok. Dünya dünya olalı böyle organize görmedi artık Allah. Hitler bir düğmeye basmıyor diyorsun. Koskoca Çin, değil mi mesela? Dünyasını nasıl bilmiyorsun? Sen bana sorarsan biz yine şanslıyız burada oluşumda. Baksana, başımızda çakır gibi bir avlan nöbet tutuyor. Balkon hücumluk edip de kurşundan dizilmeyelim diye. Arkadaş, hangi cepheye gönderiyorlar bizi, haberin var mı? Kuzeyde işler biraz kelekmiş diyorlar ha. Boşuna sual var, sorma salak. Gördün mü? Adamcağız komutanının söylediği numarayı ezberlemeye çalışıyor. Hele bir şaşırsın, yanlış vagon gitti gider. Devletçi bey, izninizle arz edeyim. Çok iyi ediyorsunuz o numarayı iyi bellemekle. Yani bir türlü hali var. Ne olacağı belli olmaz. Vagonlar yanlış yerlere gitti de, siz de bizim gibi Stalingrad'ı boyladınız gitti. Eskiden vagonların üstüne nereye gideceğini yazmayı denediler. İyi düşün ama bazı izinler doğru adresi silip yerine yanlış olmuş şeyler yazmaya başladılar, o da sökmedi. Nasıl bir sayıda o sizinki? 4268 değil mi? Ama canım bu sayıyı akılda tutmak için yarım saat uzaklarınızı oynatmanıza ne gerek? Ben söyleyeyim size ne yapacağını. Ben de bu usulü bir tapu memurundan öğrenmiştim. Tapu numarasını aklımda tutamayan bir çiftçiyi anlatırken geliyorum. Numarayı akılda tuttuğunun numarası şu. Anlatayım da seni dinleyin bakın, göreceksiniz nasıl kolay. Aynı şeyi sizin numaraya uygulayalım. Kaçtı şimdi sizin numara? 4268 değil mi? İlk sayı 4, ikinci sayı 2. Şimdi bu 42'yi aklınıza. Ama iyi. Ne demek bu? Önce 2 kere 2 demek, sonra 4/2 demek. İkisi de yan yana. Hiç merak etmeyin artık. Peki, 2 kere 4 ne eder? 8, değil mi? Tamam, anlaştık biz bunda. O halde 4268'deki 8'in en sondaki sayı olduğunu aklınızın bir tarafına iyice yazın. Demek ki şunu aklınızda tutacaksınız bir kere. İlk sayı 1, 4, ikinci 1, 2, 4, 1, 8. Oldu mu? Bundan kolay bir şey olabilir mi? İlk sayı 4, ikinci sayı 2, dördüncü 1, 8. Peki, 8'den 2 çıkarsa ne kalır? 6. Oldu mu işte? Demek ki sonunda ikinci sayının da 6 olduğunu öğrendim. Zaten sabun memuru da böyle dedi. Sayıları böyle kavradın mı numaraları unutmazsın bir daha. Belleğine nakli olmuşlardır çünkü. İsterseniz daha basit bir yol var, onu da anlatayım size. Bu usulü de o tapu memurundan öğrenmiştim. Hani bunu da bilin diye söylüyorum ha. Gene bu sefer kusur de sizin numarayı uygulayalım. Bakın şimdi. 8'den 2 çıkarsa ne kalır? 6. Demek ki 3. sayının 6 olduğunu biliyorsun. Peki 6'dan 2 çıkarsa ne kalır? 4. Öyleyse sayının 4 olduğunu da öğrendiniz. 2'yi araya 8'i sonra koysanız ne olur numara? 4, 2, 6, 8 olur değil mi? Bunu başka türlü de yapabiliriz. İster çarpar ister böler. Nasıl isterseniz artık. Size göre hava hoş. Bakın nasıl oluyor bu. Tapu memurun dediği gibi 2 kere 42 ne eder? 84. Bir yılda kaç ay var? 12. 84'ten 12 çıkarsak ne kalır? 72. Peki bundan bir 12 ay daha çıkarsak ne kalır? 60. Şimdi bizim değil mi numara? Atarız 0'ı. Ne kaldı? 42, 6, 84 kaldı değil mi? Madem 0'ı attık, sondaki 4'ü diye 60 yapmışız. Onu da attık. Bu kalır. Ortada bizim ezberlemek istediğimiz numara. Bir yanlış var burada. Bölerek aynı şey yapılır. Kolay. Anlatayım bakın şimdi size. Kaç yaşınız şimdi sizin numara? 30. Babiyaraya hareket edecek vagonun numarası kaç? Hangi numara? Bir dakika. Ayın sürdüğünü yapalım en iyisi. Bir yılda 12 ay var. Bana sen üstünü koyayım bana! Ulan Ömetçi! Uyuyor musun orada? Bilmiyorum, unuttum. Kim yüzünden köpok köpek? Şu öndeki vagonu al. Zaten oydu galiba. Bana kalırsa şimdi Bavyera'ya hareket edecek olan vagon mitralyoz vagonu.
Canım, üzme tatlı canım. Kim bilir? Belki de vagonlar yerlerine varıncaya kadar Stalingrad'dakiler hasat makinelerle, Bavyera'dakiler de mitralyozları görünce aman ne yetmişler de yollamışlar diyecekler. Göreceğiz bakalım. Dikkat, dikkat! Herkes trene şimdi. Bütün birlikler trene. Siftim'deki niyetinler! Hayır, lakin daha önce de ateş için de söylerim. Askerlerimiz kahraman olmasına kahraman. Ama inanın soğukta pek yaman. Bir de astık ettirince buna maalesef halimiz duman. Öyle giderse korkarım ne disiplin kalır orduda ne de üstlerine iman. Aman! Bilinen de sen cinayet ederim. Aç hayır oynama. Tam da böylesine yaklaşmışken hedefe. Ne cephane yetiştirebilir olduk, ne de iyi açenin şahı konup atıcı. Hele göbez sen söyle. Sen ki üstad geçinirsin palavra ve safsatada. Kuru lafla karın doyurmada. Hadi bul bakalım buna bir çare. Boşuna mı propaganda bakanı yaptık seni şu aksak topal halinle? Bence bütün iş moralde hürerim. Moral ve maneviyatta. Sade vatandaş denen o başıbozuk güruha nurlu ufuklar göstermekte. İyaşe mi yetmedi? Ne güne duruyor vatan ve millet tutukları? Bando ve mızıka. Moral geceleri düzenleyip askere ortalığı öyle bir belveleye vermeli ki boş midenin gurultusu yanında hak getire. Yüce Führer'im, hele hele zatınız da katılacak olursanız bu eğlentilerden birine, Führer'in yanı başında gören aç ayı bakın nasıl kükrer yeniden. Güzel. Hazırlıklara girişilsin tezelden. Yedinci alayın burada ne işi? Bir hafta önce Stalingrad çatısına ulaşmış olmanız gerekirdi albay. İzninizle arz edeyim generalim. Alayım Çekoslovakya'dan... Adamım izlemez! Önce bu askerler niye karşında böyle kazık gibi bir girip duruyorlar onu söyleyeyim. Seferi haydede her yemekten sonra askerin düzen ve disiplin içinde 100 numaraya götürülmesi gerekmez mi? Nizamname 4. bölüm 78. madde 2. fasıl. Anlaşıldı mı albay? İzninizle ben arz edeyim generalim. Söyle. 100 numaraya götürülme işimizin nedeni? Bir asker her şeyden önce savaşı düşünür. Ayrıca da 100 numaraya gitmeye pek ihtiyacımız yok generalim. Çünkü yola çıktık çıkalı bir lokma yemek girmedi kursağımıza. Ama nizamname 4. bölüm 78. madde 2. fasla göre... Kavuuu! 100 numaralar! Yüksek izninizle arz edeyim generalim. Bu adam görülmemiş bir budaladır. Sen ne söylüyorsun albay? Örnek bir asker o. Sıradan bir er olmasına rağmen her durumda emir ve nizamnamelere harfiyen riayet etmesini sizden daha iyi kavramış. Cephede de herkese örnek olacak kahramanlıklar göstereceğinden hiç kuşkum yok. Aslında 100 numara komutunu onun yerine sizin vermeniz gerekirdi. Nizamname... Üçüncü... 87 efendim! Doğrudan başkomutanla rapor edeceğim. İkinizi de atış hattına sürdüreceğim. İşini bitirdin mi yavrum? İşimi tamamlamayla bitirdim generalim. Arz ederim. Pantolonunu toplayabilirsin. Rahat. Not alın. Cepheye gitmeden önce bu kahraman askerin rütbesi çavuşluğa yükseltilecek. Ve 3. dereceden demir haç nişanıyla ödüllendirilmesi için bizzat girişimde bulunacak. Ayrıca arkadaşlar size bir müjdem var. Karlı steplerde kahraman görmeye gitmeden önce şerefinize bir moral gecesi düzenlendi. Tüfren emriyle! Hayır! We'll be right back.
istasyonunda tek başına ne yapıyordun? İzninizle arz edeyim efendim. O bombardıman sırasında hani bütün askerler trenlere hücum ettilerdi ya. Toz dumanlar göz gözü görmez olmuştu malumunuz. Ben de yanlış trene binmişim. Yola çıktıktan bir süre sonra cepheden dönen yaralıların vagonunda bulunduğumu anlayınca... Asker kaçağı. Ne münasebet efendim? Öyle olsaydı geri hatlara doğru yolu aldığımızı fark eder fark etmez imdat koluna asılır mıydım? Treni durdurdun beni. Evet. Ama inip de kendi birliğimin olduğu trenin ardından gideyim diye. Yalnız bombardıman sırasında treni durdurdum diye öteki askerler öyle bir kızdılar ki yaka paça pencereden attılar beni. Bir aceleleri mi vardı anlayamadım. Sabotajcı. Tüfeğim, evraklarım hepsi trenine gitti. Ben yetim gibi kala kaldım dağ başında. Onun üzerine belki cepheye giden bir tren bulurum diye istasyona döndüm ki... Başka birliklerden askerlere rastladım, biraz gevezelik ettik. Ya neler konuştunuz, neler sordunuz onlara? Nereye gittiklerini, hangi alay, hangi tümenden olduklarını? Ne gibi silahlarla teçhiz edindiklerini de sordunuz mu? Yok, onu sormadım, zaten ezberi biliyor. Demek Alman ordusu hakkında çok şey biliyorum. Çok şey bilirim efendim. Rusça bilir misin? Konuşamam ama çatlatanlarım. Bizim Çekçe'ye benzer ne de olsa az buçuk. Çeksin demek. Hem de gönüllü. Gestapo olarak bu adamı biz devralıyoruz. Bir Rus casusu olduğundan hiç kuşkum yok. Casuslar genellikle subaylar arasından seçilir. Bolşevikler casus diye neferin birini saflarımızın içine kadar sokacak değiller. Neden gülüyorsun? Söyleseniz de gıdıklanmışlar. Müthiş soğukkanlı, rütbesi en azından albay olmalı. Dikkat! Yüksek izninizle generalim. Tehlikeli bir Bolşevik casusu yakaladığımızı arz ederim. Onun azın gülcüğüm tavırından erşi var. Hayır! Dur bakayım, ben bu adamı bir yerden tanıyorum galiba. Generalim, bizden mani 4. bölüm 78. madde 2. fasıl. Dikkat! Stikamet! Yüz numaralar! Erş! Aferin lan! Bu kahraman askere mi casus muamelesi yapıyorsunuz? Silahın nerede Erşuan? Bombardıman sırasında kaybettim generalim. Ama numarası ezberimde. Söyle. 42.681.733. İzin verirseniz hemen araştırırız generalim. Aman o numarayı dikkatli yazın ha. Numarayı kaybedersek ne olur halimiz? Bakın numarayı akılda tutmanın bir yolunu öğreteyim ben size. Önce numarayı ortadan ikiye katlarız. Bir yanda 4268 kalır, öbür yanda 1733. İkincisi kolay, onu boş ver. Birinciye bakalım. Birincide ilk sayı 4, ikinci sayı 2. Şimdi bu 42... Siz bunu anlamadınız galiba. O zaman başka bir şey yok. Hemen şimdi yola çıkıp birliğine katılacaksın. Stalingrad Savaşı seni bekliyor. Siz emredin general. Şunun şurasında birkaç bin kilometrecik karlı step var önümde. Yayan da olsa seve seve giderim ölüme. Go! Hey! Kul! Skaman! Saplan! Ayuf! Üçüncü sayı kaçtı? Aptal herifler! Önceki her söyledi sonlara bir taş. Dur! Al ulan! Zafer! İşareti ben getireceğim arkadaş! Tamam. Ya bu Stalingrad denen yere nasıl gideceğini söyler misiniz bana? Sadece ben değil, koskoca Alman ordusu bile bulamıyorum galiba bu cenabetçi. Dolanır dolanırken birliğimle ters düştüm yitirdim bizimkiler. 24 saat. Hayır, hayır. Nerelisin sen? Budweiser. Çeksin demek. Ha. İleride karışıkmış diyorlar. Rahat mı battı sana Çekoslovakya'da? Egzamanım var da kaşındım biraz. Senin anlayacağın Bolşevizme karşı medeniyeti korumada bu çorbada benim de bir tutam tuzum olsun istedim. Siz de aynı gayeyle geldiniz buraya değil mi? Bu gayeye hizmet etmedin mi? 12 kurşunu yedin gitti. Altısı kalbe, altısı kelleye. Ya. Sen firari misin yoksa? Yoksa firari olsam durur muydum şimdiye kadar? Sözünden döndür. Führer için iyi hiç görmedin diye çoktan çekip vururdunuz beni. Hayır, Hitler! Peki, şimdi sana it Hitler desek. Düşman tarafına geçeceğimizi söylesek. Sen de bizden gel desek ne dersin ha?
Ruslarla Çekler çünkü aynı bokun soyu. Kiminiz de benzer? He? Siz dalga mı geçiyorsunuz lan? İkiniz de sapına kadar yiğit askerler. Karşıya geçecek olsun. Yanınızda bir şey götürürsünüz Ruslara. Bir mitralyöz. Hah, hiç değilse bir dürbün. Bunu başınızın üstünde tutun ki çekip vurmasınlar sizi. Böyle. Öyle dediler. Öyle yapıyormuş karşıya geçenler. Ulan sen de az değil misin ha? İt oğlu it. İtler gelen. İtlerle mesleki bir yakınlığım olduğunu inkar edemem doğrusu. Ya itlerle? Burada soğuktan dolmaktansa savaşta vurulmayı tercih edecek kadar. Ne demişler? Nerede kurşun orada sorun. Peki. Madem ölümüne susadın, ille de Stalingrad'a gömülmek istiyorsun, sana yolunu göstereyim. Na işte şu yana doğru gideceksin, dost doğru. Sağ ol. Hadi biz de eyvallah. Ha? Ha? Hey çocuklar! Savaştan sonra yolunuz kurağa düşerse, bizim meyhaneye uğrayın. Kuba meyhanesi. Akşamlar oradayım. Tamam mı? Stalingrad, 50 kilometre. Yolun kafasını atmışız baya. Biraz dinlensek mi? Uyumak yok. Fethedin güneyi, fethedin denizleri, denizleri, denizleri.
kayıkçı. Her yerde kar var. Yapardın komuta duyar. Ben Hitler, Führer'im. Vay bana vaylar bana. Rahat. Kimsin? Efendim ben Budweiser bir şivaykım. Budweiser var ya, Moldova'nın dirsek çevirdiği yerde. Oradanım ben efendim. Steplerde koşturup duruyorum. Stalingrad'ı almanıza belki bir yardımım dokunur diye. Yalnız bir sorun var sizin. Nerede bu Stalingrad? Ne bileyim ben hangi cehennemde? Bu kızıllarda ulaşım arama. Haritada Rostov-Stalingrad arası benim şu küçük parmağımdan daha kısa. Anlaşıldı, daha uzun mesafeymiş ama. Üstelik de kışta acelesi varmış gibi biz ayın sonunda bekliyorduk, tuttu ayın beşinde geldi. Bu kış dediğin tam bir bolşevik numara. Artık ne öne gidebiliyoruz ne arkaya. Gücü gücü yetene helal demiştim, anladın mı? Anladım efendim, anladım. Gücü gücüne yetti de arttı bile. Sayın Schweik, son Alman İmparatorluğu battığında bir tek suçlusu varsa doğa güçleri olacak. Doğadan gelmedi ama bu bela doğudan batacak. Bu kış biraz da bolşevizm son imparatorluğumuzun canına can katacak. Zorluyor efendim tarih. Ya şarkı ya garbı seçeceksin. Ya da bilmediğin yerde kendinden geçeceksin. Efendim hem yürür hem konuşuruz daha iyi. Titreye titreye geberme. Doğru. O halde yürüyelim ileriye. Yürüyelim ama yürüyelim. Nereye? Kuzeye bakalım öyleyse. Türlüler var orada üstünde. Doğuya gidelim o halde. Orada da kızıllar var, süperde. Doğru, doğru dedin. Madem öyle, tutalım yolunu memleketinizin. Aman, gidemem ki oraya. Orada da kahretmek için bekliyor beni en büyük düşman. Yurttaşım Alman. Kuzey, güney, doğu, batı. Kahretsin dört bir yana. Ne burada kalabilirsin şimdi, ne ileri gidebilirsin, ne de geri. Güney'e gidelim öyleyse! Güney'e! Doğu'ya! Batı'ya! Kuzey! Doğu! Batı! Kuzey! Doğu! Batı! Aramızda biri eksik değil mi çocuklar? Evet. Şu derinesi işkembemin gurultusuna tahammül edebilseydim, şimdi sevgili kardeşim şu vakitte aramızda olurdu değil mi? Unut bunları sevgilim, geçti gitti. Belki de bütün kabahat bende. O bir kilo sucuğu zamanında yetiştirebilseydim. Hadi bırakın ağlaşmayı. Savaş kurban istedi. Bizden de Bay Schweik'a vurdu piyango. Masasını her zamanki yerine yerleştirelim.
Sanki o da aramızdaymış gibi kutlayalım savaşın sona erişini. Şapkasını da unutmayalım. Birası da hazır. Saat kaç? 6:27 geçiyor. 6:06 çıkarıp geçti. Gitti gider benim sevgili kardeşim Şuvayk. Hadi çocuklar. Savaşın sona erişi ve Bay Şuvayk'ın şerefine. Şuradaki planın sahibi var mı çocuklar? Şuvayk! Olamaz! Gözlerime inanamıyorum. Niye çok mu geç kaldın? Yo, tam zamanında geldin kardeşim. Tamı tamına. Ah, ah, ben yokken boş durmamışsın anlaşılan. Katide hep sizi sayıkladı durdu yokluğunuzda. Siz yokken her gün şapkanızın tozunu aldım başlar. Döneceğinizden öylesine emindim ki. Önceleri ben de öyle sanıyordum ama bu savaş denen meretin öyle şakaya gelir yanı yokmuş meğer. Salaklığa vurdum duymazlığa vurmakla da façasını kurtaramıyor insan. İnşallah gördüğümüz son savaş olur bu. Gözü dönmüş zorbanın biri çıkıp da gene kana bulamaz dünyayı. Aman bayan profesör. Kolay kolay yola gelemez misiniz? Ama çok dert etmeye de değmez canım. Eskiden 30 yıl savaşları falan yapılırmış. Oysa bakın bu savaş ancak 5 yıl sürdü. Bundan sonraki ise değil 5 yıl, 5 gün, belki 5 dakika bile sürmez. Zorbaya gelince, bir yerlerde mantar gibi boy atar nasılsa günün birinde. Bizler zorbanın ardına takılmayacak kadar kafamızı kullanabiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Hadi. Sağ olun.